Bir seçimin arifesindeyiz arkadaşlar. Belli risklerimiz var, avantajlarımız var. Bütün bunları ortaya koymak gerekiyor. Ve daha çok çalışmayı kendi kendimize değil, aslında toplumun geniş kesimlerine yönlendirmek gerekiyor. Bugün ben birkaç tane böyle daha çok CHP yakın dernekle görüşmelerimi teker teker yapıyorum. Tanıdık gelen arkadaşlar da var. Bugün, yarın ama ondan sonra esas itibariyle sahada daha çok birbirimize yüzümüzü dönen değil, sırtımızı dönüp birbirimize dayanarak dışarı yönelik çalışma zamanı. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Aslında avantaj bu. Türkiye başkanlık sistemi diye bir ucube sistemle karşı karşıya ve bundan kurtulmanın yolu tek partinin tek başına yapabileceği bir iş değil. Bunu da biz söyleyeli yeni bir zamanda değiliz. Uzunca bir zamandır bir ittifak siyaseti kurmaya çalışıyor genel başkanımız. Bu ittifak siyasetinin başarılı meyvelerini aslında yerel seçimlerde genel başkanlığımızın önderliğinde kurduğumuz Millet İttifakı aldı. Birçok büyük şehri, birçok ilçeyi, birçok beldeyi bu ittifak sayesinde kazandık. Şimdi devam ettik. Ondan sonra evet bir ittifak var. Ama ittifak sadece matematik birliktelik olmamalı. Türkiye için askeri bir mutabakat zemini oluşturmak gerekiyor. Yani bu altı parti Türkiye ile ilgili ne düşündüğü konusunda askeri bir mutabakat metni oluşturmaya çalıştı uzun bir süre sonra. Bir politik ortaklık yaratmaya çalıştı. Ve biz o zamanlar hepimiz dedi ki ya şu adayı bir an önce açıklayın da yolumuza bakalım dedik. Aslında şöyle bir durum vardı. Ortak politikalarda anlaşmadan yeni bir aday ya da bir aday belirlemenin sakıncaları vardı. Biz uzun bir süre hem buna hem de bir Türkiye ile ilgili parlamenter sisteme geçiş sürecini tanımlamaya hem de bir ortak anayasa metni oluşturmaya çalıştık. Ve netice itibariyle aslında herkes tartışırken biz çok şey biriktirdik. Şimdi bu kitapçığı giderek yanımda getiriyorum. Kitapçı değil aslında ansiklopedi gibi. Bu metin altı farklı siyasi partinin üzerinde anlaştığı eğitimden sosyal politikaya, bilim dünyasından savunma politikasına, dış politikadan dış ticarete, aklınıza gelecek kamu yönetiminden hukuk sistemine kadar birçok alanda uzlaştığımız gibi. Aslında bir araya gelen partilere baktığımızda bu kadar çok konuda anlaşabiliyor olmaları da başlangıçta imkansız gibi gözüküyor. Ama şimdi böyle kıymetli bir hazineye sahip o iki yıllık süreç. Dolayısıyla üzerinde anlaştık. Sonra bütün bu anlaşmalardan sonra Cumhurbaşkanı adaylığı süreci oldu. Biraz sizler üzüldünüz, biraz krizler oldu. Ama her krizi avantaja dönüşmek diye de bir şey var. Netice itibariyle bu krizi bence parti avantaja dönüştürüp hem kendi genel başkanını aday olarak sahaya çıkarttı. Yine Büyükşehir Belediye Başkanı onun yardımcısı yaptı. Ve neticede şu anda kuvvetli olarak ilerliyoruz. 5 büyük partide şu anda Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak çalışıyorlar. Peki dezavantaj nerede oldu? Ben şimdi sizle aslında biraz bunları konuşmaya geldim. Listeler açıklandıktan sonra birçoğunuzun böyle bir liste olur mu? Ya biz bunlara mı vereceğiz? Ne kadar oyları var? Diye konuştuğunuzu, serzeniş yaptığınızı birebir bana gelen telefonlardan, sosyal medya paylaşımlarından gördüm. Anlamında bulduğumu söylemek isterim. Hiç değersiz değil bunlar. Ama bizim de farklı bir yöntemle yeni bir döneme girdiğimizi bilmemiz gerekiyor ve bunu paylaşmamız ve anlamamız gerekiyor. Elbette gönül ister ki bütün adaylarımız Cumhuriyet Halk Partisi adayları olsun, bizim ilçe başkanlarımız, mahalle temsilcilerimiz olsun, bu örgütün içinden çıkanlar olsun. Ama bu süreç öyle bir süreç değil. Hatta şunu söylemem gerekir. Aday belirleme süreçlerinde gecenin ilerleyen saatlerinde herkes teker teker fedakarlık yapıyordu. Eski ve tecrübeli önemli milletvekillerimiz listede yoktu. Benim çok kıymetli arkadaşlarım yoktu. Ve sonra bir arada dediler ki senden de fedakarlık isteyebilirler. Gerçekten o fedakarlığı da yapmak gerekir. Şimdi karşısında milletvekili adayı olarak bulunuyorum. Ama bu sürecin böyle bir hassasiyeti var. Belli adaylar üzerine kamuoyunda eleştiriler var. Genel başkanımız haklı olarak bir şey söyledi. Bu adaylar bizim adaylarımız değil. O partilerin adayı. Bir ittifak var. Dolayısıyla ama bölgemiz açısından baktığımızda tek tek adaylardan da bahsetmek isterim. Mesela ittifakın bize önerdiği adaylar zorlanacağımız adaylar değil. Bülent Kaya'yı önermiş Saadet Partisi. Aslında bütün bu ortak politikalar metninde de, hukuk metninde de imzası bulunan kıymetli bir hukukçu Bülent Kaya. Diyarbakırlı, Oğuz seçimi üzerinde etki yaratabilir bir seçimi. Mustafa Yeneroğlu, AKP'ye ilk muhalefet eden AKP'nin içinden çıkan Avrupa politikaları, göçmen politikaları konusunda uzmanlığı bulunan bir adam. Aynı şekilde Doğan Demir var. O zaten eski bir CHP'li,
Kurultay delegeli de yapmıştır diye biliyorum. Doğan Demir'i, bir Alevi dedesi. O Gelecek Partisi'nin adayı, çok kolay her yere gönderebileceğimiz bir aday. Ve onun sıra Muşlu, daha önceki komisyon yerinde yapmış bir Kürt vatandaşımız var. Dolayısıyla bütün bunları kolay anlatabiliriz. Şu konuda sizlerden rica ediyorum. Bakın bu seçim gerçekten hassas bir seçim. Yanımızda gençler var, evde çocuklarımız var, arkadaşlarımız var. Şimdi bir oy buna, bir oy genel başkana, cumhurbaşkanına, bir oy başka bir partiye mantığının eksikleri var. Yanlış demiyorum, eksikleri var. Arkadaşların duygularını anlıyorum. Yani. Ama başka bir partinin genel başkanı, biz bağrımıza taşıp bu süreçte destekleyeceğiz diyorsa ve biz hala bu süreci anlamamışsak eksiklikler, sorunlar var. Bu süreci yazmıyorlar. Bu bir geçiş süreci. Geçiş sürecinde herkesin her istediği olmaz. Herkesin istediklerinin bir kısmı olur. Ortak mutabakatlar da böyle. Birazdan anlatırım bu farklılaşmaları ama şunu söyleyeyim. Bir kere bu seçim sistemi çoğunluk olana faydalar sağlar. Hemen bir örnek vereyim. Eğer birinci parti olursak biz, mesela MHP'nin artık oyu bize yarar. AKP'nin artık oyu bize yarar. Onun içindeki Hüdapar'ın artık oyu bize yarar. Birinci parti olursak.